Saat sınıfı tasarlıyoruz. Bunun dakika, saniye ve saat nitelikleri var. Şimdi belki zaman sınıfı falan da olabilir yani bu. Şimdi yeni bir tane saat sınıfı açayım. Bir özelliğin hani kendi ismiyle aynı özellik taşıması biraz garip. Saat yerine zaman filan demek lazım belki ama tabii saatte saat aynı şey olduğu için aynı kelime kullanıldığı için çok da yadırganmayacak bir şey. Onun için dursun. Örnek 2 diye bir tane paket açıyorum. Saat diye bir sınıfım var. Bakın şimdi bunun içinde ne var? İn saat var. Saat diye bir özellik var. Dakika var. Ve saniye var. Şimdi dikkat edin, soruda ne diyor? Saniyeyi arttıran bir metot yazın diyor. If şey saniye arttır, saniye arttır. Arttır diyelim. Bu metot bir şey döndürecek mi? Hayır. Sadece saniyeyi arttırma işlemini yapacak. Bir arttıracak saniyeyi. Şöyle diyelim. Saniye artı artı. Saati arttır diye bir metot yazacağım. Böyle devam edeceğim. Şimdi bunu yapsak ne olur? 60'ı geçse bile hiçbir kontrol yok değil mi? Hiçbir kontrol yok. Saniyeyi arttı. Ama 60 olmaması lazım hiçbir zaman saniyenin. Eğer saniye 59'sa, 59 olmuşsa ne olması gerekiyor? Saniye 0 olması gerekiyor. Saniye eşittir 0 olması gerekiyor. Onun dışındaki durumlarda, else yazalım şimdi. Onun dışındaki durumlarda saniyeyi arttırması gerekiyor. Saniye 0'a çekmek yetiyor mu? Yetmiyor. Bu sefer dakikayı arttırmamız lazım değil mi? Dakika artı artı olması gerekiyor. Şimdi bakalım bu işlemi bir işletelim. Saati göster diye bir metot yazın demiştik. O da saati göster diye bir metot. Göster. O metot da herhangi bir parametre almıyor. Sadece saati göstersin. Saat artı artı dakika artı saniye. Tamam. Şimdi bakalım bir test sınıfı yazalım. Hatamız var mı? Yok herhalde. Test sınıfı yazalım. Saat test demiyorum artık. Sadece test diyorum. Test amaçlı bir sınıf. Sınıfların ilk harfi büyük oluyor. Ne yapalım? Bir tane saat nesnesi oluşturalım. Saat s eşittir new saat diyelim. S nokta bu bilgileri vermemiz gerekiyor. Saat 5 olsun mesela. S nokta dakika 5'i 59 geçsin. S nokta saat pardon saniyede 50 olsun mesela. Şimdi ben bu saniyeyi arttıracağım. O saniyeyi 20 kere arttırayım mesela. Ve yazdırayım. S nokta saniye arttır diyorum. 20 kere çağırıyorum bunu ve yazdırayım. S nokta saati göster diyorum. Bak yaptığım işlemleri, anlattığım işlemleri yazıyorum. Metotları doğru isimlendirirseniz bir nevi hikaye gibi yazarsınız yani bunu. Run diyelim. Şimdi ne oldu? 5'i, bir dakika şeydeki şu saati göster metodunda şeyi unutmuşuz. Neyse çok da elzem bir şey değil de şu anda. Saati göster, şunları kapatalım eski testlerimizi. Saatle ilgili şuradaki iki noktayı unutmuşum. Oraya bir iki nokta koyalım. Şimdi tekrar çalıştırayım. Ne oldu? Şimdi 5, 59, 51, 52, 53, 54, 55, 56 oldu. Bu sefer 5, 59, 59 oldu. Saniyeyi düzgün yaptı ama dakikada problem var şimdi. Dakika 60 oldu. O zaman ne yapmam lazım? Şurada dakikayla alakalı kontroller eklemem lazım. If dakika 60'sa falan filan. Ama böyle yapmak yerine ne yapabilirim? Dakika arttır diye bir metot yazarım. Yine sıfırdan yazalım da gözüksün hani. Dakika arttır. Dakika arttır da o kontrolleri koyarım.
aynı şekilde bakın. Eğer buradaki kontrolün aynısı olacak. Aa, evet aynen ya. Yoklama dönecek mi? Yoklamayı verelim. Onu diyeceğim sen bir şey ver. Yani şuradan bulup. Evet şimdi if diyoruz. Dakika eğer 59 ise dakika 59 ise ne olacak? Dakikayı sıfırlayıp dakikayı sıfırlayacak ve saati arttıracak. Saat artı artı diyecek ama bu sefer saatle ilgili bir şey yapmak gerekecek. Else ne olacak? Diğer durumlarda dakikayı arttıracak. 59 olmadığı durumlarda dakikayı arttıracak. Bakalım kurtarabildik mi? Ama dakika arttırı çağırma. Şu ne yapacağım? Şurada dakikayı arttırmayacağım artık. Dakika arttırı çağıracağım doğrudan. Tamam? Böylece ne olacak? Dakika arttırı çağırıyorum. Bakın bir sınıfın içindeki metotlar hiçbir şey önüne hiç ekleme gelmeden diğer metodun içinden çağrılabilirler. Dakika arttır ve saniye arttır aynı sınıfta oldukları için saniye arttırı kapatıyor. Şey, dakika arttırı kapatıyorum. Şuradan çağırabilirsiniz. Çağırınca ne oluyor? O kod parçasını işletmeye devam ediyor. Böylece ne oluyor? Sizin dakika arttırma kontrollerini saniye arttırın içine taşımış oluyorsun. Aksi halde şurada bir daha yazmanız gerekecek onları. Tamam? Tamam değil mi? Yazan arkadaşlar da var. Şimdi dakikayı arttırdım. Bu sefer saati arttırırken problem çıkacak. Dakikayı arttıralım bakalım dakika düzgün çıkacak mı? Run diyelim. Aa bak düzeldi şimdi. Saat 5.59'du. 5.59.59 ne oldu? 6.00 oldu. 6.01, 6.02 diye devam ediyor. Tamam? Ama eğer saatimiz 23 olursa ne olacak o zaman? 23 olursa çalıştırıyorum. 24 oldu. 24 diye bir saat var mı? Yok değil mi? 0.00 olması gerekiyordu. O zaman ne yapmamız lazım? Aynı mantığı saat arttır metoduna da taşımamız lazım. Saat arttır diyorum. Saat arttır diyorum. Saati tabii 59 değil. 23 ise eğer saat. Saati sıfırlıyorum. Sıfırlıyorum. Ve başka bir iş yapmıyorum. Sadece sıfırlıyorum. Günü arttırmam gerekecekti. Gün arttır diye bir metot olması lazım. Gün yok şu anda. Dakikamı saat diğer durumlarda saati arttırıyorum. Çalıştırdığım zaman çalıştıralım. Run diyelim. Bakın ne oldu? Ama hatamız nerede? Saat arttırı çağırmadık. Saat artı artı yaptı. Kontrolsüzce arttırdım. Metot kontrol demek aynı zamanda. Kontrol ediyorsun yaptığın işi. Çalıştırıyorum şimdi. Tekrar çalıştırdığım zaman görüldüğü gibi ne oldu? 23, 59, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Sonra 24 yerine 0 oldu. Dakika da 0 oldu. Güzel değil mi? Güzel. Biraz daha çalıştırsam mesela. Diyelim 100 yapsam. Bak ne oldu? Devam edecek. Hep doğru devam ettiğini görüyoruz. 59, 0, 1, 0, 0, 0 gidiyor. Ne oldu? Şurada 59 olunca 1 oldu. Böyle saati de arttırarak devam edecek. Şimdi bütün kodu şöyle bütünleşik olarak bir output iyice küçülterek bir daha bir bakalım. Saat kısmında. Bakın saniyeyi arttırıyorum. Ne zamana kadar? 59 olana kadar. For yazan arkadaşlar var. Buna gerek yok.